Herkese merhabalar. Yepyeni bir Z rapor yayınında sizlerin karşısındayız. Bugünkü konumuz küçük işletmelerde ve aile işletmelerinde iyi işçi bulma problemi. Evet Erkan, ne düşünüyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu iyi işçi, yani tırnak içinde iyi işçi ya da iyi çalışan, iyi personel, iyi ekip arkadaşı, işveren nezdinde işlerin yürümesi, müşteri kaybetmemesi ya da işte kendi zamanını uğraşmak istemediği bazı işler var. Ya bazısı uzmanlık alanı dışında, bazısı işte zamanı yok onun. Onlar anlamına geliyor aslında. Bir şekilde birçok kişi, biz işte insanı istihdam ediyoruz, işte böyle bir ulvi görevimiz var, işte büyüyoruz, ediyoruz, hatta çalışan sayıları açıklanıyor falan dese de bunlar biraz aslında ikinci ya da ön taraftaki amaçlar. Arkadaki amaç bir işin yürümesi yani. Hele bu küçük işletmelerde, aile işletmelerde iyice böyle. Neden? Çünkü bir para çıkıyor sistemden. Öyle ya da böyle bir para çıkıyor. Hele son zamanlardaki ekonomik durumu göz önüne alırsak bir ekonomik dalgalanma içindeyiz. Yani kriz mi diyelim demeyelim bilmiyorum ama dalgalanma ifadesi daha doğru sanki. Fiyatların çok değişik olduğu. Dalgalanmalar da şöyle bir şey yaratır. Dalgalanmalar genelde böyle tamponlar yaratır. Yani insanlar o yüzden şu an ciddi anlamda yeni işe girenler yüksek ücretler talep ediyorlar. O yüzden bugünlerde bu konuyu yapmamızın bir nedeni de bu. Gerçekten şu anda o paraları vermek için çok doğru bir işe alım ya da çok doğru bir eşleşme yapmak zorunda işletmeler. Ama burada bu iyi işletme ya da iyi iş çalışan, nitelikli çalışan, uygun çalışan bulma çok ciddi sorunlar içeriyor. Çünkü sen iyi bir çalışan arıyorsun da bu tırnak içinde iyinin içinde artık nitelikli diğer şeyleri düşünelim. Acaba sen iyi bir işveren misin? Yani çünkü sen onu seçiyorsun da o da seni seçiyor. Yani eskiden de o monopolistik rekabet diye bir şey vardır iktisatta. Monopolistik rekabet şudur. Monopol değil ama monopolistik rekabet. Sen bir tane bakkalsındır. Bakkallar da bizi affetsin, bir onlardan örnek veriyoruz. Sen bakkalsındır, o mahallenin tek bakkalısındır. O yüzden kişi lokasyon olarak yakın olduğu için sana ya da telefonla ulaştığı için hızlıca senden alışveriş yapar. Ama sen en iyi ürünün olduğu için, en iyi hizmetin olduğu için değil de sen en orada monopolistik bir durum yaratmışsındır yani baktığın zaman. Hatta ileride bir yerde daha büyük bir market açarsa hemen switch eder, geçer, başka değiştirir. Şimdi eskiden böyleydi. İşveren piyasasında da böyleydi. Yani insanlar mecbur oldukları için, seçenek olmadığı için, biraz da böyle gözleri açılmadığı için deyip idare ediyorlardı vaziyeti. Sen iyi işletme olup olmama çok önemli değildi açıkçası. Ama şimdi öyle değil. Yani şimdi bu insanlar daha iyi eğitim alıyorlar, daha bilinçliler, sosyal medyayla birbirlerinin hakkını koruyorlar. Tuhaf şeyleri biraz da mizahi üsluplarla haber yapıyorlar. Sözlüklerde yazıyorlar. Şikayet var, koma yazıyorlar. Oraya yazıyor, buraya yazıyor. Herkes o kadar bilinçli ki. Yani sen çalışan böyle ben ona işte bir tane algı yaratırım. O da kabul eder. Ondan sonra da onu ben 10 yıl öyle yönetirim. Gitti bu işler bitti artık yani. O nedenle işveren markası yani sen işveren markanı konsepte bu çok ciddi oturtman lazım ki o iyi çalışana eriş. Beautiful Mind diye bir film vardı. Akıl oyunları. Russell Crowe oynamıştı. Hatta çok da iyi bir performans sergilemişti bana kalırsa filmde. Bir teoremden bahsediyor. Bara ya da işte kafeye sarışın çok güzel bir kız giriyor. Bütün erkekler kıza bakıyor. 4-5 kişilik bir erkek grubuyla 4-5 kişilik bir kız grubu. O anda göz göze geliyor Russell Crowe kızla. Sonra kafasında hemen bir teorem yazıyor. Diyor ki hepimiz diyor sarışın bayana doğru hareket edersek diyor erkekler olarak diyor hiçbirimiz kazanamayız. Ya da bir kazanan olur çok kaybeden olur. Öte yandan diyor hani sarışın bayanı ignore edip böyle işte onu yok sayıp diğer yanındaki bayanlara da hakaret etmeden onların yanına gidersek en azından çok kazananlı bir şey olur. Böyle bir teorem öne sürüyor. Oyun teorisi, işte Nash dengesi. Sarışın kız büyük kurumsal işte herkesin üniversiteden mezun gençlerin kapılarında yattığı o böyle büyük gökdelenlerin olduğu firma olsun. Diğer kızlar da küçük firmalar olsun. Erkekler de iş arayanlar olsun. Yani hani bunu bu şekilde uyarlarsak nasıl bir yol izlemeli? Abi işte aslında bu toplumda John Nash biliyorsun bu teoremi aslında rekabet üzerine yani kaynak rekabeti üzerine işte orada sarışın tek olduğu için öyle bir kaynak rekabeti var. Herkes ona yönelince de savaşlar çıkıyor. Bir de baktığın zaman rekabetten kaçınmak var. Peter Thiel diye bir yazar var. Bu yazar aynı zamanda PayPal'ın kurucularından biri. İki ortak bunlar PayPal. Elon Musk ünlüsü şimdi coştu iyice zaten. Peter değil, ünsüzü. Daha az ünlüsü. Ama adamın çok ciddi söylediği doğrular var.
Aslında diyor rekabete girmeden önce diyor bu rekabet gerekli mi diye bir sorgulamak lazım. Rekabetten ne kadar kaçarsan o kadar iyidir. Ben o sahnede böyle ben de çok fazla izledim o filmi. Onu hatırlıyorum. Orada rekabetten kaçmayı öneriyor. Diyor ikimiz de diyor sarışına hepimiz yönelirsek ona erişemeyiz. Birbirimizin önünü keseriz. Ondan sonra da kim hiçbir kız da diyor ikinci olmayı tercih etmez. Yani sonra. Halbuki sen diyor ikinci kızlara direkt gidersen diyor daha iyi olur. Burada aslında bu bize yüklenen en iyi olma, en iyi yerde çalışma, en iyi arabaya binme şeyleriyle biraz ilgili toplumumuzda. Bunları biraz yok etmek lazım. Mesela düşün biriyle evlenecek bir kız. Kız isteniyor. Kız istemeye gidilmiş. Ne deniyor? Oğlumuzun iyi bir işi var mı? Oğlunun iyi işi evet, şurada bilmem nerede müdür. Değil mi? Güzel yani güzel görünüyor. Her şey. Gelirini düşünüyor. Halbuki belki de yıllar sonra şöyle bir soru sorulacak o kız istemede. Oğlumuzun kendine uygun, huzurlu bir işi var mı? Çünkü iyi bir işi olabilir. Eve gelmiyor adam yani. İlgilenemiyor. Sorunları çözemiyor. Geçen programda bahsetmiştim. Ekmek kızartma makinesi bozuk duruyor. O arkadaş da şey yapmasın bizde. Örnek olacak. Yani baktığın zaman böyle olacak. Özetle ben şeye daha çok inanıyorum. Yani böyle bir vizyon bilmiyorum ileride olur olmaz. Kendine uygun işe daha çok inanıyorum. İşletmeler bence kendine uygun elemanları bulmaya çalışmalı. Çalışanlar da kariyer planlarını yaparken kendine uygun işleri bulmaya çalışmalılar. Bazısının iyisi sana iyi olmayabilir. Örneğin ben işletme okuduk işte. Hep bize şey dediler. Girişte bir 2 yıl, 3 yıl bir büyük danışmanlık firmasında çalış. Doğru demişler aslında. Danışmanlığa gireceğimizi bilmiyorduk o zaman. Neyse yani gir çalış. 2-3 yıl eve gelemezsin. Çok koşturursun. Şöyle yaparsın, böyle yaparsın ama sonra işte bir yere müdür olursun. Üst düzey yönetici olursun. Benim de cevap netti o zaman. Ben öyle üst düzey yönetici olmak istemiyorum ki. Nasıl istemiyorsun? Böyle kilitleniyor sistem sonra. İstemen lazım ya. Ondan sonra orada şeye benziyor. Neyzen Tevfik'in bir hikayesi var ya. Şu olunca ne olacak? Bu olunca ne olacak? En sonunda diyor hiç olacağım diyor. Zaten ben hiçim şu an diyor. Ya o anlamda orada işletmelerin de çalışanların da kendine uygunu bulması lazım. Mesela ben üniversitede böyle kısa bir araştırma görevi bir deneyim oldu. Ondan sonra ben aslında orta ölçekli işletmelerde daha çok inisiyatif alanı olduğunu keşfettim. Yani bir tane hocam bunu sağladı tabii. Yani gel bak böyle olur, şöyle olur. Başta çok temkinliydim. Ailem de çok temkinliydi aslında. Ne işin var orada yani bilmem ne üniversitesindesin sen. Yani o anlamda ben öyle bakmadım. Yani dedim belki inisiyatif alabilirim, proje olabilir, şu olabilir. Deneyelim dedim, girdim. Ve gerçekten çok mutlu oldum sonra. Yani çünkü hep en böyle yeni zor problemler önüme aktı. Ya büyük bir şirkette olsaydım büyük ihtimalle o problemlerle yüzleşmem bir 3-5 yıl alacaktı. Burada günlük tak tak diye o size geliyor, siz oradasınız. Bayağı bir inisiyatif alanı yarattı bana. Kariyerimi de böyle inşa ettim. Aslında büyüklük ve iyilik kavramı değişiyor. Ona göre ben çalışanlara da, çalışan adaylarına da kendilerine uygun olup olmadığına bakmalarını rica ediyorum. Bazen de eskiden böyle büyük firmada çalıştığında maaşın da yüksek olur, hakların da yüksek olur gibi bir durum vardı. Ama bu da ufak ufak değişiyor. Yani ben büyük firmada çalışıp az kazanan, küçük firmada çalışıp pozisyonu yükseldiği için ve orada eşsiz bir konum elde ettiği için çok kazananlar da görmeye başladım. 3-5 senedir. Buna da bakmak lazım. Bir son olarak da şey ekleyeceğim. İşverenler de hep böyle oluyor ya, hep böyle haberler oluyor, şeyler oluyor işte. Yani İngilizce biliyor musun? Evet. Nereden mezunsun? Şuradan. İşte iş tecrüben, proje yönettim mi, onu yaptım mı bilmem ne. Tamam gel makam şoförüsün. Yani abi sen neyi arıyorsun? Ne? Uygun değil bu. O kişi bir süre sonra sıkılacak. Geçici bir iş olan için. Biz kişiyi alırken şöyle şeyler söylüyoruz amiyane. Bu kaçar diyoruz. Bu kaçar. Bu çok güzel tırnak içinde çok güzel bir şey. Çünkü siz ona bir emek yatır, zaman öğretme, müşteriyle tanıştırma, tedarikçiyle tanıştırma, ekiple tanıştırma bir yatırım yapacaksınız. Belli yani o oranın insanı değil. Yani etkinlikleri uygun da olsa, fazla da olsa, az da olsa oranın insanı değil. Orada kalıcı olabilecek kişilere yönelirlerse bu da bir gelişim alanı aslında işletmeler için. Yani en iyi olanı değil de zaten en iyiye erişmeleri çok zor. Yani çünkü en iyi dediğin gibi o büyüklerin tekeli altında. En uygun, en kalıcı olacak. Karşılıklı emek verince böyle daha uzun süreli ilişki kuracak çalışana yönelmeleri gerekiyor işletmelerinde. Babam anlatmıştı. Askere gidiyor. Ondan sonra askeriye de işte yüzbaşı içtimada soruyor. Diyor ki aranızda elektrik elektronik mühendisi var mı diyor. 3-5 asker böyle el kaldırıyor. Tamam diyor. Aranızda diyor elektrik elektronik mühendisi olup da diyor hani yüksek ihtisas yapmış olan var mı diyor.
İşte sayılar daha azalıyor falan, böyle işte 2-3 kişi kalıyor. Peki diyor, doktora yapmış olan var mı diyor. Bir tane askerin eli havada kalıyor. Tamam diyor, sen diyor televizyonu açıp kapamakla sorumlusun diyor. Bu anca bu kadar fazla personelin sizin ayaklarınıza geldi. Askeriye gibi kurumlarda belki hani olabilir ama gerçek hayat bu şekilde değil. Sen de böyle örnek verirken hep aklıma şey geliyordu. Yani arzın son derece kısıtlı olduğu ama talebin çok fazla olduğu durumlar. O eski güzel yıllar işte, iki tane otomobil markası var. Onların da zaten toplamda dört tane modeli var. Herkes gidip onlardan alıyor. Bu olaylar kalktığı için artık daha çok daha farklı bir denge gerçekten de kuruluyor gibi. Hani belki de dediğin gibi hani küçük işletmelerde veya startuplarda iş bulmak hem kendinin yani kişisel gelişim hem de kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanmak adına daha mantıklı olabilir. İzmir, Ankara, İstanbul, işte ya da doğuya bakarsak hani Gaziantep vesaire, hani tip şehirlerde biraz daha böyle personel bulunması sanki daha kolay gibi gözüküyor ama nispeten sonuçta bizim işte Anadolu'dan da takipçilerimiz var, şeyden de var, hani başka yerlerde adayın bulunması daha zor olduğu söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Abi şöyle bir şey var yani aslında Türkiye'de bu çok genel bir aslında belki de bütün toplumlarda böyledir bilmiyorum. Biz derinliğine bizim toplumu daha iyi biliyoruz. Böyle genellemelerle bir kararlar veriyoruz. Yani ve bu bizi bazen çok olumluya sevk ediyor. İstanbul diyor ya burası bir sürü insan var nasıl bulamıyorsunuz adam anlamıyorum. Ya da diyor ki mesela bir tane müşterimiz var şimdi birlikte çalışıyoruz. Burası Şanlıurfa diyor bu kadar diyor yani yapacak bir şey yok bu Şanlıurfa'da diyor. Bu kadar. Elazığ'da diyor bu kadar. Nereden bulacaksın o elemanı? Ben bunların çok büyük genellemeler olduğunu düşünüyorum. Ve bu genellemeler üniversite seçiminde de böyle. Diyor ki bu sene puanlar çok düşmüş. Bu sene puanlar çok yükselmiş. Kime göre, neye göre? Bu sene çünkü sorular çok zormuş. Ona da zormuş. Ya da böyle bakıyorsun futbol takımlarında bu sene hakem kararları bilmem ne. Ya ona da öyle, sana da öyle. Yani bu genellemelerden bir yere varamıyoruz. Benim o yüzden önerim, konumuza dönersek çalışan aramada, aslında siz genelde bir pozisyona bir eleman arıyorsunuz. Hele bir küçük işletmeden bahsediyorsak, küçük orta boy bir işletmeden bahsediyorsak genelde bir Hatta iki pozisyona bir eleman. pozisyona, hatta iki pozisyona bir eleman var Doğru. O da denebilir. Ama atıyorum bir banka, bir telekomünikasyon şirketi, böyle yaygın bir pazarlama ağı olan bir şirket. Bunlar bakıyorsunuz binlerle ifade edebilecek elemanlar aradıkları oluyor yani yüzler, binler. Atıyorum diyor ki mesela X parayken de şeyi 1.000 kişi alacak. Ya da diyor ki X telekomünikasyon şirketi dönüşüyor işte 170 tane mühendis alacak diyor. Oralarda durum başka. Orada işte gerçekten aday yetmemesi, bölgedeki bölge farklarını falan ben anlarım. Ama burada bulacağım bir tane kişi zaten. Bir yani. O yüzden bu genellemelerden sıyrılıp şöyle bakmak lazım. Yani Türkiye çok büyük bir ülke. Yani öncelikle. Yani üniversiteler var. Harıl harıl mezun yetiştiriyorlar. Yani her alanda bir şeyler var. Aynısı olması da benzeri var. Yakını var. Yurt dışından geleni var. Yeri yurt dışına gideni var. Köyüne döneni var. İstanbul'a göçeni var. Eşinin tayini. Büyük şehire çıkanı var. Küçük şehire çıkanı var. Ya olumlu bakarsan aslında çok ciddi bir istatistik var yani. Havuz var yani baktığında. Sen eğer aradığını doğru tanımlarsan, çalışan piyasasına doğru bir mesaj verirsen, kendini iyi anlatırsan ve güzel bir işveren markası oturtursan, bunu bir önceki bir programımızda daha almıştık bu kavramı. Kişi derse ki bu şirkette çalışmak iyidir. Maaşını zamanında öder, hakkını yemez, seni geliştirir. Onlar şu bu imajını verirsen insanlar da iş arıyor sonuçta. Seni bulurlar yani. Onlar seni bulur. Sen onları bulursun. Ben o anlamda o büyük şehirlerde çok farka inanmıyorum. Hatta bak tam tersi bir şey söyleyeceğim şimdi. Büyük şehirlerde bir çalışan piyasasında tırnak içinde hafif bir şımarıklığa doğru gelen bir şey sezmeye başladım. Onlar da çünkü çalışan da bol, şirket de bol. Sen olmazsan yandakine giderim. O olmazsa karşıdakine giderim. Bir sürü AVM var. Bununla uğraşacağım, imalat yapacağım ama gider orada tezgahtarlık yaparım, garsonluk yaparım, bilmem ne yaparım. Seçenek çok ya. Seçenek çok olunca da yani bilmiyorum beni şey yapacaktır, doğrulayacaktır insan kaynakları, işe alım yapan yöneticiler varsa, bu alanda çalışanlar varsa. Baksınlar bir istatistik çıkarsınlar. Acaba doğuda, güneydoğuda, Anadolu'daki bölgelerde mi daha çok iş başvurusu yapıp görüşmeye gelmeyen aday var. Yoksa büyük şehirlerde mi daha çok iş başvurusu yapan gelmeyen aday var?
Vallahi biz İstanbul'da artık 10 kişiyi çağırıp bunun 5'inin 6'sının gelmemesine alıştık. Bunların biri ikisi haber veriyor. Bir ikisi haber vermiyor bile. Çok alışıldı artık. Anadolu'da bu kadar yoğun olduğunu düşünmüyorum. Mecbur çünkü. Ona yakın bir fabrika var. Yani kapıda bekliyor orada girmek için. Yani genellemeler yerine bireysel ihtiyacımız olan şeyin olup olmadığı üzerine yoğunlaşmak gerektiğini düşünüyorum. Adayın eğitim geçmişine odaklanmayın. Tamamladığı projelere, işte çıkardığı işlerin kalitesine bakın. Hani eğitimi ikinci planda bırakın gibi bir şey var. Hatta böyle LinkedIn'de falan da sürekli olarak işte paylaşımlar vesaireler yapılıyor bu konuyla ilgili. En iyi üniversitelerden birinden mezun bir tane aday var. Hani eskilerin daha tabiri vardı ya, kumaşı iyi. En iyi üniversiteden mezun olmuş. Çok da iyi bir bölümden mezun olmuş. Dolayısıyla işte Türkiye'deki yüzde bilmem kaça girmiş mesela. Başka bir aday var. Bu aday da böyle ortalama bir üniversiteden mezun olmuş. Ortalama, yani aynı bölüm olduğunu varsayalım. Ortalama bir üniversiteden ortalama bir not ortalamasıyla bir de mezun olmuş. Ama işte çalıştığı yerlerde çok büyük inovatif fikirler geliştirmiş. Çok güzel projeler tamamlamış vesaire. Diyelim ki iki aday da artık son karar aşamasındayız mesela. Hani burada nasıl bir seçim yapmak gerekiyor? O adayla ne yapacağımıza göre değişiyor. Örneğin biz büyük kurumsal bir şirketsek ve biz bir havuz oluşturmaya çalışıyorsak geleceğe yönelik muhtemelen ilk adayı da bir almaya çalışırız. Yani deneriz, ederiz. Yani çünkü ilk adaydan bir tane de almayız. En iyi üniversitelerden mezun. Bir tane de almayız. Yani biz büyük bir şirketiz ya, 3 tane alırız, 5 tane alırız, farklı departmanları alırız. Bunlar yıllar içinde gelir, o departmanı tanır, o süreçleri tanır, kendine uygun olanı bulur, uygun olmayanı bulur. Ve şirket de onları tanır. O da kendine uygun olmayanı bulur. Zaman içinde bunlardan ayrılır. Atıyorum 5 kişi alırsınız, bir tane kalıcı olur. Bu size çok da dokunmaz. Bu normal bir şey. Doğal, hayatın doğal akışı falan. Burada harcanan para, harcanan zaman, kurumsal süreç böyle. Ne yapalım hani bu gereği. Biz bu bir kişiyi de bulamazdık bu şeylere girmeseydik falan dersiniz. Ama şimdi küçük orta işletmelerde böyle bir kaynak yok. Böyle bir zaman yok. Ve ortada yürüyen işler var. Yani böyle bir nefes alıp durmak yok ya. Hep bir iş dönüyor. Ortada kalıyor işler. O paylaşılıyor. Genelde bahsettiğin gibi işte iki pozisyona bir kişi alındığı için falan ya da 1,5 pozisyona en iyisi biri alındığı için, hatta bu gelişim fırsatı da olabilir bir yerden baktım. 1,5'a 1, 2'ye 1 çok da. Ondan sonra neyse, oralarda da şöyle bir dünya var. Kumaş güzel de abi bana pantolon lazım, bana etek lazım ya. Ben kumaşı giyemem. Ya. Giyerdim eskiden böyle Roma zamanı falan böyle. Dolandırıp ya üzerine bir de belimize bir şey taksak da ya bana kumaş lazım değil. Bana kumaşı kötü de olsa şu an giysi lazım yani. O anlamda orada o tecrübeli kişiler daha yakın oluyor. Bir de bu az önce konuştuğumuz bu bırakıp kaçar yağ modu var ya, iyi üniversitelerden mezun olup o %1'lere girmişler de daha çok rastlanıyor. Bak onlara öyledir demiyorum, o da bir genelleme de daha çok rastlanıyor. O yüzden ne yapıyor işletme? Kendine uygun olan, biraz da yakın tecrübeleri olan kişi almaya çalışıyor ki hem o kaçar yağ olmasın hem de kumaş giymesin, yani pantolon giysin, etek giysin. Çünkü biraz tecrübesi var. En azından o tecrübe üzerine ben biraz daha bir şeyler inşa ederim diyenler oluyor. Bu anlamda aslında burada yine duruma göre değişir. Bazı şeyler olur mesela. Ar-Ge departmanı kuruluyordur. Orada gerçekten kişinin potansiyeli çok önemlidir. Zekası, gelişme açıklığı, öğrenme hızı, bilmem nesi, bir dünya bakış açısı olması çok önemlidir böyle İngilizcesi. O zaman en iyisini almaya çalışmak lazım gerçekten. Çünkü o nasıl bir Ar-Ge yapacağımızı belirler o mesela. O Ar-Ge ise ya da nasıl bir satış yapacağımızı belirler. Ama biz açıkçası yeni bir yer kurmuyorsak, böyle iddialı değilsek, vizyoner değilsek, o zaman zaten bizim aradığımız nitelikler bellidir. Ya orada zaten bir çalışan vardır, ondan bir tane daha alacağız iş yükü yetmedi, kaldıramadığı için. Ya oradan bir dişli çıkacak, başka bir dişli geri girecek, o ayrıldı. O zaman çok bellidir, ona uygun, hangisi uygunsa. Ama genelde piyasada tecrübeli kişilere daha bir adım önde. Yani o şeyler çok kalmadı artık. Aa, o Boğaziçi'nden mezun. O işte bilmem nereden mezun. Ya ona tepki olarak bana ne oradan mezunsa. Yani benim işime yarayıp yaramadığına bakarım benler. Hani daha böyle piyasada yaygınlaşmaya başladı. Ya burada aday aday düşünmek lazım. Mesela sen de ben de bizler okuduk. Yani çok da kötü bir eğitim süreci geçirmedik. Ben ama mesela baktığında kendi açımdan sadece söyleyeyim. Yazları bu nedenle ve başka nedenlerle hep çalıştım. Matbaada çalıştım, kasapta çalıştım, orada çalıştım, burada çalıştım.
Üniversite zamanında çalışmalara devam ettim. O daha niteliği uygun yükselmeye başladı giderek tabii. O tecrübeler beni hep bir adım öne geçirdi. İşverenlerle çok iyi anlaşmamı sağladı. Üniversitemi genelde daha sonradan öğrendiler. Ha, öyle miyim? Sen de mi ondan mezun olmuşsun? Ben genelde onlara denk geldim. Ama tabii dediğim gibi benim kurumsal tecrübem bir tane çok büyük bir şirkette çalıştım. Onun dışında hep orta ölçeklerde olduğum için. Belki sende tecrübe başkadır. Belki adam İTÜ'lü değilse çiz, Boğaziçi'li değilse çiz olarak çalışanlar vardır. Sende nasıl durum? Benim kurumsal şirketlerde daha çok özellikle böyle branş bölüm odaklıydı, işte şeyi odaklanmışlar. İşletme mühendisi ya da işte endüstri mühendisi, o şeyi harmanlamaya çalışıyorlar. Hani oradan mezun değilse çiz değil de bu bölümden mezun değilse çiz şeklindeydi. Olmaz ya. Evet, orada biraz daha bölüm odaklı bir şey vardı. Ama hani ben de şimdi düşününce, yani küçük bir işletmede kurma arifesindeyim, biliyorsun zaten. Hani yarın öbür gün eğer işi büyütürsem, böyle büyük kurumsal bir firma olmadığımı düşünürsek, yabancıların çok güzel bir lafı var, benim de çok hoşuma gidiyor. Şey diyorlar, eldiven gibi oturdu falan. Hani öyle bir adaya bakarım herhalde gerçekten. Çünkü hani daha önce de benzer tecrübeleri olan ve hani benzer yerlerde çalışmış bir adaya bakarım. Orada da işte şey çok önemli ve kritik bir konu aslında. Hani o aday tamam, daha önce işte X firmada 2 sene benzer pozisyonda çalışmış. Sen de şimdi burada benzer pozisyonu alıyorsun. Burada da belki 2 sene çalışacak. Adam şimdi aynı pozisyonda 4 sene çalışmış olacak ya. Mesela onda da bir işte beklenti olacak haliyle yani. Hani o beklentiyi de yönetebilir miyim küçük işletmeyim? O da kafamda hep bir soru işareti olur yani. Hani bu adamı ben 2 sene sonra nereye koyacağım? Hani sen de ben de planlamacı insanlarız ya. Onu düşününce de uykularım kaçar herhalde biraz geceleri. Burada abi her şey dönüp dolaşıp bir ara bir zamanla da ilgili bir konuştuğumuz bir şey vardı. Zaman yönetimi. Orada da aynıydı. Burada da aynı. İşletmenin aslında biraz nereye gideceğini tayin etmesi lazım. Kapasitesini, nasıl bir optimum büyüklükte çalışacağını bulması lazım. Hani hayaller çok güzel. Ben böyle büyüyeceğim, şöyle büyüyeceğim, Türkiye'nin en büyüğü olacağım, dünyanın en büyüğü olacağım. Bunlar güzel ya, yani. Bunlar bir yerde durmalı. Ama açıkçası 10 sene sonraki hayallerle yani bugünü kurmak kolay olmuyor. Genelde bir daha minimize böyle 3 sene sonra ne olurum, ne yaparım, ne ederim gibi böyle en azından 2 sene sonra, 3 sene sonra ne olurum gibi bir düşünmek lazım. Onu düşünürken aldık biz 2 sene tecrübeli birini. Yaşını biliyoruz, eğitim durumunu biliyoruz. Eğer adayı dinlediysek, hep biz anlatmadıysak iş görüşmesinde adayın motivasyonunu da biliyoruz aşağı yukarı. Ne yapmak istiyor, ne yapıyor, ne ediyor. Genelde bazen rol yaptıklarından, bazen de işveren ya da iş görüşmesi yapan rahatlatmadığından kolay anlatmıyorlar ama o çok önemli, o motivasyonunu anlamaya çalışmak. 2-3 görüşme yaparsanız en azından biri bunun üzerine olabilir. O motivasyonu da biliyorsanız siz şirketin büyüyeceği yolu bildiğiniz için, tahmin ettiğiniz için, çünkü işletme sizin elinizde. Satışlar mı artacak? O bölümün operasyonu ne kadar büyüyecek? Bunu bildiğiniz için burada birkaç yol var. Ya o kişiyi başarılı olursa yönetici yapabilirsiniz. O büyüme oraya doğru gidecekse, ekip büyüyecekse. Ya kıdemli yapabilirsiniz. Yönetici yapamadınız diyelim. Kıdemli yaparsınız. Daha arkadan gelen kişi biraz daha düşük maaşla başka bir pozisyonla girer. O uzman yardımcısı olur, o uzman olur. Ya o farkı yaratmanız lazım. Yani kişi ister istemez yıllar için o verdiği emeğin ilerlemesel şeyini de yaşamak istiyor. Bir de genelde yalnız olmuyor. Yani şöyle oluyor. Olumsuzdan gidiyorlar. Ya diyor dün gelen arkadaş diyor benle aynı ücreti alıyor diyor. Ya o çok kötü. Oradan tetikliyor. O yüzden o farkı yaratmanız lazım sizin bir yolla. Diyelim ki siz bunu yöneticilik, ücret farkı pozisyonda yaratamadınız. Olabilir. Yani sonuçta benim bir tane dış ticaret uzmanına ihtiyacım var. Bu kadar yani, dış ticaret uzmanı bir tane. Bu çünkü dış ticaret satış da yapmıyor. Operasyon yapıyor diyelim ki. O evrakları topluyor, bilmem ne yapıyor. Ya diyor bu şirket 10 katına da çıksa bana bu bir kişi yeter diyor mesela. Örneğin. Tamam. Böyle bir pozisyonda ne yapacaksınız? O zaman zenginleştirme. Ya iş zenginleştirme. Job enrichment diye bir şey var. Kavram. Ne yapabilirsiniz? O kişiye yan görevler verebilirsiniz. Başka kurslara gönderebilirsiniz. İşini çeşitlendirip biraz diğer projelere bulaşmasını sağlarsınız. Yanına yine birini alırsınız iş yetmiyorsa. O da onu da böyle biraz daha yetiştirme amaçlı alırsın. Yedekleme amaçlı. Ya ama bunu ya şey yapmamak lazım. Ya ben bak seni çalıştırıyorum, daha çok iş veriyorum, eğitim veriyorum, mesleğini zenginleştiriyorum.
Ama bunu ücretine yansıtmıyorum. Onu yapmamak lazım. Ya başta belki ücretine yansımayabilir. Eğitim alıyor zaten. Ama eğer şirkete katkısı oluyorsa orada bir ücret ayarlaması yapması lazım. Atıyorum o gün 10 bin lira mı alıyor bu arkadaş? Bu arkadaşa bir şey değil yani 10.500, 11.000, 11.500 bir şey verdiğiniz zaman ona da bir adını bulduğunuz zaman ücret sisteminizdeki. Yani çünkü buradan da proje aldığı için falan gibi. O bayağı mutlu oluyor yani çünkü o 1.500 lira onun için çok büyük bir şey olmuş oluyor. Çalıştığı yerde de yani zam da değil yani işimi geliştirdim karşılığını aldım. Özetle bu tip böyle ya kariyer tarafında ya bir yer varsa kariyer yoksa da böyle bir genişleme anlamında işi zenginleştirme anlamında seçenekler ona yaratmazsanız bunları önceden düşünmezseniz kişi de vitesi düşürecektir yani. Önce çok iyi çok motive vesaire 2 sene sonra beklentisi kalmayacaktır. E bir bakacaksınız sürekli LinkedIn'de bir şeyler paylaşıyor. LinkedIn'de bir şeyleri beğeniyor. İş arıyor adam işte. Yeni artık insanlar kariyer.net'te değil iş arıyor. İş arıyor ya da kendi bile farkında olmuyor. Arkadaşlarım beni çok gülüyorlar. Ben durup dururken onunla iletişime geçiyorum böyle birileriyle. O da diyor ki ya tam da aslında seninle konuşmak istediğim zamandayım. İşte ben de işimden memnun değilim. İşte demiyorum ben onlara da bozmuyorum. Biliyorum LinkedIn'desin çünkü abi sürekli. Demek ki işinden memnun değilsin yani. Ben de öyle kişilere hemen headhunt olarak peşlerine düşüyorum. Diyorum gel bak danışmanlık akademimiz var falan. Ya o anlamda ya oraya kaybedersiniz yani çalışanlarınızı. O yüzden dediğin çok doğru. Ya yani birini alırken en azından 3 senelik projeksiyonda bu kişi başarılı olursa ne yaparım? Daha az başarılı olursa ne yaparım? Gibi bir yol haritalaması yapması lazım işverenin. Hani çünkü bu bir makine değil. Hani bir makine alıyorsunuz, koyuyorsunuz, onu bile planlıyorsunuz. Ne kadar da geri döner, kaç senede bununla başka ne üretebilirim düşünüyorsunuz. Ama insan böyle değil, daha dinamik bir şey. Yani dinamik olmasının olumlu yanları da var, olumsuz yanları da var yani bu arada. Ama bunları iyi bir planlamak lazım abi dediğim gibi. İşverenler için de hatta çalışanlar için de bana kalırsa güzel bir derleme oldu diyeyim. Biz normalde böyle işte küçük aile işletmelerine çözümler bulmaya çalışıyoruz ama yani dinleyen böyle iş arayan çalışanlar varsa bana kalırsa onları da biraz böyle rehberlik edebilecek bir yayın yaptık gerçekten de. Ben çok keyif aldım bu yayından. Umarım izleyicilerimiz de keyif almışlardır. Bu programda böyle karşılıklı kendi iş deneyimlerimizden biz de sonuçta birer çalışan olarak başladık. Yani hem onlardan hem böyle işte bize davranışlardan falan birçok böyle örnek verdik. Ben o anlamda hem güzel geçti hem de şeyi çok merak ediyorum. Yani YouTube sonuçta etkileşimli bir ortam. Altta yorumlara kendi tecrübelerini çok da bir firmaları kötülemeden kendi tecrübelerini paylaşırlarsa firma isim vermeden çok seviniriz. Ben çok merakla okurum onları. Yani acaba onlar da nasıl? Onlar nasıl çalışanlarla çalışıyorlar? Bu süreçlerde neler yaşıyorlar işverenler? Ya da çalışanların başlarına neler geliyor? Bunları paylaşırlarsa çok sevinirim. Böyle onları okuruz. Hatta belki vaktimiz olursa cevaplar yazarız. O zaman yorumları da alta bekliyoruz. Teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.